Vav Televizyonu'ndan herkese merhaba. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programında sizlerle birlikteyiz. Doktor Hüseyin Kayapınar hocam sizlerden gelen soruları yayın esnasında cevaplandıracak. Yapmanız gereken şey 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımıza sesli, videolu, normal mesaj atarak yahut arayarak sorularınızı bizlere iletmek. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızdan da bize sorun Vav wow uzantısıyla sorularınızı bekliyoruz. Efendim şimdi kıymetli hocama hoş geldiniz diyeyim. Akabinde sizlerden gelen soruları sormaya başlayacağım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür. Elhamdülillah iyiyiz. Rabbim daha iyi isin, Amin. inşallah. Amin. Hocam hiç vakit kaybetmeden seyircilerimizin Tabii buyur, sorularıyla buyur. başlayayım. Başlayalım. buyur. Muharrem Gürbüz isimli bir seyircimiz demiş ki, tır şoförüyüm, sıklıkla kabristanlardan geçiyorum. Onlara nasıl selam vermeliyim? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi onlara bildiğimiz selam verilir. Yani biz nasıl ki kendi aramızda canlılar olarak selamlaşıyoruz. Aynı selam onlara da verilir. Yani hı hı. esselamu aleyküm ve, bar ve berekatuhu ve rahmetullah ve berekatuhu denilebilir. Ama bunlara ilave olarak da bir de ey kabir ahalisi İnşallah biz de size kat katılacağız. Evet. Tabi, bu Türkçe'sini söylüyorum. Hı hı. Arapçasına gerek yok şart değil. Bu şekilde selam verilir. Yani esselamu aleyküm ey kabir ahalisi İnşallah biz de size katılacağız. Bu şekilde selam verilir. Onlar da inşallah bizim selamımız anlar, duyar ve cevap verirler. İnşallah. Kadir isimli başka bir seyircimizin sorusu. Annemin aklı gidip geliyor, yatalak, tuvaletinin de farkında değil, oruç tutamıyor. Bunun fidyesi verilmeli mi? Verilirse fidye miktarının ölçüsü nedir? Şimdi bir defa onun aklının gidip gelişinin ölçüsü ne? Tuvaletinin farkında değil diyor. Evet. Yani acaba bunun e, aklının yerinde olmayışı sürekli mi? Yoksa bazen geliyor, bazen gidiyor mu? Şimdi bu genelde e, bizim bu Alzheimer hastalarına ki ona biz halk arasında bunama diyoruz değil mi? Evet. Bu bunama durumunda olanlar bazen çok aynen bilinçli oluyorlar. Yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Ama ileri safhalarda ise tabii bunu tamamen kaybediyorlar. Şimdi burada Bizim ölçümüz şu, o kişinin akli melekesi nasıl? Yani o Ramazan'ın tamamında o akli meleke kayboluyor mu? Yoksa bir kısmında iyi, bir kısmında mı kötü? Buna göre durum değişir. Şimdi bunu biz e, bu şekliyle e, hasta olarak değil de e, baygın mecnun. Bu kategoride ele almamız lazım ki hı hı. bir kimse Ramazan ayında başından sonuna kadar baygın olsa Evet veya baygınlık demeyelim de aklı ermese başından sonuna kadar ondan o Ramazan orucunun yükümlülüğü düşer. Ama Ramazan'ın bir kısmında aklı başında olursa az da olsa o takdirde o ayı aya idrak etmiş demektir. Çünkü ayet-i kerime de orucun sebebi olarak Ramazan hil Ay'ının gör çıkmaz görülmesi ve meş'i demilmiş şahrafe ellesu. Ayet öyle diyor. Sizden aya şahitlik eden kimse oruç tutsun. Şimdi burada ayın tamamını görmek şart değil. Bir kısmına da şahitlik etse aklı başında olarak o kimseye oruç gerekli. O zaman şöyle diyelim. Bu hanım eğer Ramazan'ın bir kısmında da olsa aklı başına geliyor ise, aklı başındaysa o takdirde buna oruç farz olmuştur. Peki ne olacak? Eğer daha sonraki günlerde e, akıl sağlığı e, oruç tutacak kadar yerine gelmişse orucunu tutar Yok gelmemişse o zaman fidye verir Fidye de her gün için bir fitre miktarıdır O fitre ne miktarı kadar? da senelere göre değişebilir Mesela 2021 e, Ramazanında, 2021 Ramazanı daha yaşamadık 2020, 2020 Ramazan'ında. 2021 30. hocam. 2021 yaşadık biz. Geçtiğimiz. 2020. Ha doğru. Ocaktan sonra 2020. Tabii. 2021 Ramazan'ında 30 liraydı. O biraz da piyasadaki işte e, paranın alan alım gücüne hı hı. veya e, fitre esas teşkil eden malzemelerin fiyatına göre değişebiliyor. Veya işte bizim yeni e, bu hesaplamalarda asgari geçim indirimi, evet. E, işte en düşük ücret vesaire bunlar dikkate alınıyor. Geçtiğimiz yıl 30 lira olarak, 29 lira. 28 lira olarak çıktı. 29 yani. herhalde. Neyse yani 30 lira ortalama hı hı. vermesi lazım günlük. Ee, 30 kişiye, bir el, 30 lira verebilir veya bir kişiye tamamını da verebilir. Yani 900 lira eder maddi gücü yerindeyse. Ama maddi gücü yerinde değilse o da gerekmez. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki, 75 yaşındayım, gençken... Namazlarımı kılamıyordum. Şimdi o kılamadığım namazların vakit namazlarının arkasından kazasını kılıyorum. Ancak bazen kılıp bazen kılamıyorum. Bunun hükmü nedir? Kazalarda süreklilik mi esastır? Şimdi kazalarda süreklilik esas değildir bir. Bir de mutlaka vakit namazlarının peşinde kılınması gerekir diye de bir kayıt yok. Yani e, kaza namazlarının vakti yoktur. Bir... Namaz kaza edilecekse, sadece namaz değil, oruç içinde aynı şey söz konusu. Evet. Yani bir ibadet vaktinde yapılmamış da sonradan kaza edilecekse, onun bir vakti yoktur. Yani kişi istediği zaman, imkan bulduğu zaman o kaza yapabilir. Ancak tabii namazlarda özel bir durum var. Tabii oruçta da var bu. Namazda nedir bu? İşte kerahat vakti dediğimiz, güneş doğarken, güneş tepedeyken ve güneş batarken kılınmaz hiçbir namaz. Bunların dışında istediği zaman, istediği kadar kaza namazı kılabilir. Şeyde, oruç konusunda da işte bir Ramazan bayramının bir günü, birinci günü ve kurban bayramının dört günü oruç tutulmaz. Onun dışındaki günlerde oruç tutulabilir. O bir zamanla kayıtlı değildir. Dolayısıyla bu soruyu soran kardeşimiz namazlardan sonra illa kaza akılması gerekir diye bir kayıt, şart yok. Artı Böyle bir süreklilik de şart değil. Yani eyvah ben dün kılamadım, bugün kılamadım demeye de gerek yok. Yarın imkan bulur daha fazlasını kaza eder. Ve bir de şunu evet. da söyleyelim. Kaza kılarken ancak işte bir günde bir günlük kaza kılınabilir diye de bir şey yok. Vakti müsaittir. Başlarsın bir günde beş günlük namazını kaza edebilirsin. Eyvallah yani, Tabii burada şunu da tekrar hatırlatalım. Bu mazerete binaen er geçirilmediği için bu namazlar tövbe istifa edilmesi lazım. Allah'tan hmm. af dilenmesi lazım. Bir de işin o boyutu var yani. Tabii tabii. Çünkü vaktinde kılması gerekirdi bunun göreviydi o. Vaktinde kılmadığı için günaha girdi. Şimdi bir taraftan borcu ödüyor bir taraftan da e, af dileyecek. Eyvallah hocam. Seyircilerimizden biri demiş ki emekli polis memuruyum. Görev halindeyken fırından kahveden bir şey alınca bizden para almıyorlardı. Arkadaşlarım alıp geliyor, biz de yiyip içiyorduk. Ben şimdi kul hakkına girmiş gibi hissediyorum. Şimdi bir hayır kurumuna toplu para versem olur mu? Şimdi kul hakkına girmiş midir, girmemiş midir? Evet. Yani bu görevliler, polis olsun veya başka bir görevli olsun, zorla almıyor herhalde fırıncıdan, pastaneciyden o çayı, şeyi, pastayı, yapayım, bö bö böreği ekmeği zorla almıyor. Adam hı hı. kendi gönül rızasıyla veriyor gönül rızasıyla verdiğine göre burada herhangi bir hak hukuk söz konusu değil. Ha yani şu akla gelebilir. Ya işte aslında işinden gelmiyor da yarın öbür gün başıma bir dert açar bu düşüncesiyle. Evet. Verdiği varsayılabilir. Yani pastacının veya fırıncının. Tabi polislerin böyle bir yetkisi de yok. Yani evet. susuz adamı tutup da zarar verme imkanları da yok. Ama diyelim ki o şekilde değerlendiriyor insan, veriyor. Yani bu insanın kafasıyla takılabilir belki. Şimdi buradaki soruyu soran kardeşimiz gönlünü rahat etmek istiyor. Evet Ha, O kul hakkı olduğu şüphesine kapılmış. Bence kulak hakkına girmez bu. Ama hayra hasenata para verdiği zaman onun sevabını alır. Burada hak hukuk yoksa bile başka taraflardaki günahlarına karşılık o yaptığı hayır hasenat şey olabilir yani bir denkleme olabilir. Hımm. Yani hocam tabii şu takılıyor insanın kafasına yani sivilken belki o kişiye o aldığı bir ürünü ücretsiz bir şekilde vermeyecek ama üniformalı görünce işte. Olabilir yani bizim insanımızda askere karşı bir şey var. Tabii polise, askere yani, yani karşı. Yani güvenlik görevlilerine karşı bir saygı var, onlara bir güven var. Evet. Mesela adam diyelim ki bir asker için bütün varlığı onu verebilir ama sıradan bir memur için bunu yapmaz. Yani evet. bu rüşvet gibi talakka edilmemesi lazım. Çünkü bu farklı bir şey. Hmm. Yani herkes bilir ki suçu olmayana polis hiçbir şey yapmaz. Evet. Dolayısıyla bir fırıncının, bir pastacının, bir çaycının e, gönül istemediği halde, içinden gelmediği halde onlara ikram etmesi pek düşünülemez benim kanaatim. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimizin sorusu. Eşim telefonla boşadı ama geri çağırıyor. Sinirle boşuyor sonra pişman oluyor. Dinen hükmü nedir? Vallahi ben aslında ile ilgili konuları biliyorsunuz, e, ekranda cevaplamak istemiyorum. Evet hocam. Niye cevaplamak istemiyorum? Çünkü burada e, bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Yani burada efendim kadın bir şey söylüyor, erkek farklı bir şey söyleyebilir. Bunların bu konuşmayı yaptığı ortamlar sonucu etkileyebilir falan. O yüzden... Ben bu tip sorulara genelde cevap vermek istemiyorum ama böyle bir soru gelmiş. Hı hı. Ben kişiselleştirmeden genel anlamda İslam fıkhına göre, bak burada fıkha göre demiyorum, İslam fıkhına göre, yani İslam'a göredir bu. Hı hı. Boşama, hangi durumlarda boşama olur, hangilerde olmaz? Kısaca şey yapayım, bilgi evet. vereyim. Bir defa şu var, evlilik böyle oyuncak değildir. Ciddi bir kurumdur. Ve insanlar evlenirken ömürlerinin sonuna kadar birlikte olmayı ve e, sağlam nesiller yetiştirmeyi hedefleyerek evlenirler. Onun için e, Kur'an-ı Kerim'de evlilik söz, sözleşmesine mithak-ı galiz yani kuvvetli güçlü bir söz verme olarak nitelenir. Yani kolayca efendim bir şey yapılmaması gereken, e, terk edilmemesi gereken sağlam kuvvetli bir Sözleşme, bir söz verme olarak nitelenir. Yani önemli bir kurum. Dolayısıyla bunu oyuncak haline getirmemek lazım. Şimdi evlenme, evlilik önemli bir kurum olduğu gibi dinimiz boşanmaya da izin veriyor. Boşanmaya, boşanmaya da izin veriyor. Ki bu boşanma son çare olarak, mesela işte erkekler hanımlarında bir suç bulurlarsa ona nüşuz tabir ediliyor... Yani onun sözün Türkçe'ye aktarılışı çok farklı oluyor. Serkeşlik diyorlar, itaatsizlik diyorlar, iffetsizlik diyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de o nüşüz kelimesi, naşize, nüşüz geçiyor bunlar. Evet. Şimdi bu durumda yapacakları işlerde, yani erkeklere verilen şey işte nasihatla başlıyor. En son boşamayı şey yapıyor, gündeme getiriyor. Yani siz o durum düzeltmek için önce nasihat edin, sonra efendim yataklarınızın ayrım sonra şöyle sonra o zaman boşamayı tercih edin. Ne zaman bu? Evlilik artık yürümüyor. Bu evlilik taraflara eee sıkıntıdan başka bir şey getirmiyor. Halbuki evlilikten maksat nedir? Ülfettir, ünsiyettir. Huzurdur, mutluluktur. Ve bunlar olmuyor. Dünya zindan oluyor karıya kocaya. Ha, o zaman boşanabilirler. Ama boşanırken de Cenabı Hak bunu da pek hoşlanmıyor. Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Allah'ın helal kıldığı şeylerden, mübah kıldığı şeylerden en hoşlanmadığı şey boşamadır diyor. Ama şu da bir de şöyle hadis var. Üç şey var ki ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Şakaya gelmez bu. Ne o? Bir nikah. Evlenme, nikah sözleşmesi. Efendim biz şaka yaptıydık. Hayır bu şaka sayılmıyor. Ciddi oluyor. İki boşama. Ya ben böyle dedim ama efendim ben şaka yaptıydım. Ha o şaka olmaz ciddidir. Bir de e, ricat veya irtak yani köle azal Şimdi bütün bu söylediklerimizden sonra diyebiliriz ki bir kimse bir erkek karısına sen boşsun, boş ol, boşadım derse bir defa boşanmış olur ve bu boşama da yani evlilik bağı üç bağ olarak düşün üç tane diyelim ki bu evlilikte karı kocayı bağlayan üç bağ var. Evet. Bunlardan birisi kopmuş olur. İkisi devam eder. Peki daha sonra aradan bir ay geçmiş mesela tekrar demiş seni boşadım boş ol diye İkincisi de koptu ha, ama bir hala devam ediyor. Aradan bir süre geçmiş, bir daha söylemiş, o zaman üçüncüsü de koptu. Ve artık bunlar tamamen dinen boşanmış Ha Şimdi bu söz e, normal zamandan mı söylenmiş, öfkeyle mi söylenmiş? E, muhtemelen öfkeyle söylenmiştir. Ama öfkenin de dereceleri vardır. Yani bir insanın kendisine hakim olacağı derecede öfkelenmesi var. Bir de ne dediğini bilmediği, kendisini kaybettiği, gözünün hiçbir şey görmediği derecede öfkelenmesi var. Bu en üst seviyedeki öfkeli boşamaya talakul gadban deniliyor. Yani öfkelinin boşaması. Ve öfkelinin talakul gadban yani en üst derecede öfkeli olan kişinin bo boşaması hüküm ifade etmiyor. Peki kimdir o en üst seviyedeki öfkeli olan kişi? O öfke geçtikten sonra öfkeli iken ne dediğini bilmeyecek kadar öfkeli ise hmm. o zaman bunun o öfkeli iken söylediği söz boşama sayılmıyor ama öyle değil de biliyor çok kızmış ama biliyor ne dediğini biliyor evet. o zaman bu boşama sayılır bu söylediklerim çerçevesinde bu soruyu soran kişi durumunu değerlendirsin Eyvallah hocam Başka bir seyircimiz demiş ki katılım bankalarındaki kar ortaklığı caiz midir? Bildiğimiz kadarıyla caizdir. Niye bildiğimiz kadarıyla diyorum? Tabii biz o bankada çalışmıyoruz. Bankanın ortağı da değiliz. <laughs> biz de herkes gibi bir vatandaşız. Ha, elimize 3-5 kuruş para geçerse o bankalara da yatırdığımız oluyor. Onu da söyleyeyim şimdi. Peki şimdi bunlardan aldığımız kar caiz midir değil midir? Bunların kanuna göre ve kendi anlatımlarına göre Diyorlar ki biz bu parayı, bize gelen paraları bir havuzda topluyoruz. Havuzda toplayarak deyince yani ya senin hesabı var tamam ama senin paran ayrı şurada duruyor onunla ayrı muamele. Benim param şurada duruyor onunla ayrı muamele değil. Hı hı. Paraların hepsi aynı hesapta toplanıyor sonuçta. Ve bu paralarla bu insanlar e, alışveriş yapıyorlar, başka yollarla değerlendiriyorlar. Mal alıyorlar, mal satıyorlar. Efendim leasing sistemini uyguluyorlar diyelim. Evet. Farklı yolları var bunların. Ama bunların söyledikleri ve çalışma tarzlarında faiz yok. Yani kanunlarında kredi verme yok. Ve kendileri de bunu söylüyorlar. Hatta bak şey de yapmıyorlar bunlar. Ee, bizim dinen caiz değil dediklerimiz yola da gitmiyorlar. Mesela benim bir akrabam var. O gümüşle ilgili bir şeyler yapıyorlar. Mesela bunlar gümüş alıp satmıyorlar. Yani diyelim ki bir esnafın gümüşe ihtiyacı var. Evet. Parası yetmiyor. Bunlara gidip de dese ki: "Ya benim işte diyelim ki 100 kilo gümüşe ihtiyacım var. 500 kilo Hı. gümüşe ihtiyacım var. Param yok. Siz ona alın bana satın. Bana bunu temin edin." dedikleri zaman buna girişmiyorlarmış. Hı. Niye? Hı. Çünkü gümüş, altın ve paranın birbirleriyle değişiminde peşinlik şartı var. Yani ben Gümüş alıyorsam altın alıyorsam parasını peşin ödemem gerekiyor. Hı, vadeli olmaz. Yani. Vadeli olmuyor. Halbuki bunların çalışma usullerinde bu mal teminindeki çalışma usullerinde vade var. Yani kendisi peşin alıyor, vadeli satıyor. Evet. Ve dolayısıyla e, ancak gümüş, altın ve diğer paralarda değişim peşin olmak kaydıyla caiz olduğu için bunlar o gümüş işine girmiyorlarmış. Yani şunu için bunu söyledim bunlar oldukça bu dini konulardaki o yasaklara riayet ediyorlar. Ve zaten günümüzde e, faize düşmek istemeyen bir insan için başka fazla da alternatif yok. Yani evet. ben faizli muameleye girişmeyeceğim diyen insan için fazla bir alternatif yok. Ya parasını koyacak yastığının altına, orada küflenip bitecek Veyahut da böyle bir yerde yatırım yapacak. Böyle bir yerdeki ekonomiye de faydası oluyor. Çünkü sonuçta insanların verdiği paralar ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. E onlar piyasada tabii dönüyor, ekonomiye de evet. katkısı oluyor. Hocam başka bir seyircimizin sorusu. Cuma namazı neden öyle vaktinde kılınıyor? Şimdi bunların nedeni olmaz. Öğle namazı niye öğle vaktinde kılınıyor? <laughs> cuma günü öğle namazının yerine cuma namazı vardır. Evet. Ve cuma namazının vakti de öğle namazının vaktidir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam böyle uygulamış. Ve ondan sonra gelen tüm Müslümanlar da aynen öyle uygulamıştır. Ve bu tevkifidir. Yani niye öğle namazının vakti öğleyinde? Ve öyle niye kuşluk değil? Niye öğleden sonra değil? Bunların cevabı yok bizde. Bunların cevabı yok. Peygamber Efendimiz cuma namazını vakti, cuma namazını öğle namazı vaktinde kılmış ve o günden bugüne de bu böyle gelmiş. Onun için e, biz nedenliğin içini bilemeyiz. E, uygulama böyle olduğu için cuma namazını öğle namazı vaktinde kılarız. Eyvallah hocam. Bir seyircimiz önceki programlardan birinde öğlenin son sünneti ve yatsının son sünneti dört rekat kılınabilir dediniz. İkinci rekatında salli barik okunacak mı? Hayır okunmayacak. İkinci rekattan sonra salli barik okunmayacak. Normal. Ee, öğle namazının ilk dört rekat sünnetini nasıl kılıyorsa öyle kılacak. Hmm, yani bu son sünnetleri dörde tamamlarken de hocam. Öyle. E, salli barik okumadan. Okunmadan kılacak. Kişi tamamlayacak. Hocam bir sesli sorumuz varmış. Dilerseniz sorumuzu dinleyelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Benim hocamıza şöyle bir sorum olacak. Benim annem kimlik yaşına göre 64 yaşında eğer Allah ömür verirse seneye devletten yaş aylığı alabiliyor böyle bir hakkı oluyor ama esasen normalde 57 yaşında eskiden kimlikler çok normal çıkmadığı için böyle bir ciddi bir yaş farkı var kimlikle gerçek yaşı arasında bu yaş aylığını alırsa bu aylık helal mi? Hanemize girebilir mi? Yoksa kendi ailemizden olan, e, durumu gerçekten iyi olmayan, fakir olan birine verebilir miyiz? Mesela abime ya da dışarıdan herhangi birine akraba bağı olan birine verebilir miyiz yoksa hayır kurumuna mı vermemiz gerekiyor? Evet hocam. Zor bir soru. <laughs> evet hocam Zor be. bir soru. Niye? Şimdi buradan iki iki gerçek var. Bir devlet 65 yaşını dolduranlara Yaşlılık aylığı bağlıyor. Evet. İki, bu hanımefendi her ne kadar resmiyette 65'i dolduracaksa da fiiliyatta daha 6-7 senesi var 65'i doldurmaya. Bir de işin bu yönü var. İkisi de gerçek. Şimdi devlet bu e, yaşlı aylığını herkese veriyor mu acaba? Yani 65 yaşını dolduran herkese veriyor mu? Yoksa ihtiyaçlı olana mı veriyor? Hmm. Yani zannediyorum herkese vermezdir. O, o kanunu ben bilmiyorum. Çünkü e, çevremizde olan 65 yaşın üstünde herkese mesela diyelim benim eşim de 65 yaşın üzerinde ona devlet maaşı falan bağlamadı. Ha. Niye? Çünkü ihtiyacı yok. İhtiyacımız yok. Evet. Elhamdülillah. E, ancak bu herhalde bir başvuruyla olsa gerek. Veya ama mesela dul hanımlar için direkt bağlama söz konusu mu onu da bilmiyorum. Veyahut da işte bazı hanımlar var işte kocalarından emekli maaşını almaya devam ediyorlar veya kendileri emekli o maaş almaya devam ediyorlar. Onlara mı verilmiyor? Bunları bilmiyorum. Evet hocam. Ama eğer devlet devlet 65 yaş üstü maaşı vermek için bir başvuru bekliyorsa ve başvurusu olmayanlara bunu vermiyorsa bu soruyu soran kardeşimizin annesi başvurmamalı. Hmm. Yani ben 65 yaşına geldim. Bana maaş verin dememeli. Bu bir. İki, ihtiyaçlı ise eğer bir kimse, yani kendisine bakacak gelir yoksa veya birinci derecede yakın yoksa, onlara devlet bakmak zorunda. Yani bizim İslam hukukuna göre bir kadın, bu da kadın olduğu için o kadın diyeyim, bir kadın, e, geliri yok. Ha? Bu kadının nafakası kime ait? Önce kocasına ait. Kocası da yok. Varsa oğlu. Varsa oğlu, kızı, çocukları yani. Onun nafakasını karşılayacaklar. Veya onlar yok, babası var. Varlıklı. Baba karşılayacak onun nafakasını. Onlar da yok, kardeşler karşılayacaklar. Yani öncelikle bu birinci derecede akrabalar arasında bu yoksulun bu ihtiyaçların nafakası sağlanacak. Nafaka ne? Onun yemesi, giymesi, barınması, ısınması bunlar. Ha yani şimdi bunların hiçbirisi yok. O zaman devlet ona bakacak zaten. İşte devlet bunlara bak bakması gerekiyor. Ve o da tabii devlet onu kendi haber olmaz ona da müracaat etmek gerekiyor. Dolayısıyla eğer bir müracaat, başvuru şartı varsa bu parayı almak için 65 yaş parasını almak için bu hanım başvurmamalı. Ha, ama hiç, şimdi öyle anlaşılıyor ki ihtiyacı yok bu hanımın. Çünkü soruyu soran kardeşimiz diyor ki ona diyor alıp diyor bir ihtiyaç sahibine mi verelim diyor. Evet. Demek ki annenin ihtiyacı yok. O zaman hiç başvurmamalı. Ha, i̇htiyacı var idiyse ve kendine bakan yok idiyse yaşı dolmasa bile başvurabilirdi. Ha, şu da akla gelebilir mi acaba diye benim aklıma geldi şimdi. Bunlar şu anda 57 yaşında bu hanım. Evet. İhtiyacı yok. Peki şimdi ben bu maaşı almıyorum dedi devlette. Bu, bu yan buna yetkisi var mı? Diyelim ki devlet sen maaş bağlıyor. Hı hı. Bu durumda olanlara. Bağladığı zaman ben bu maaşı almak istemiyorum diyebilir mi? Reddedebilir mi bunu? Eğer reddedebilirse reddetsin. Peki reddettiği zaman yarın 5 sene sonra 6 sene sonra muhtaç duruma düşerse devlete tekrar başvurabiliyor mu? Böyle bir hakkı var mı? Var yani? mı? İşte bunlara dikkat almak lazım. Ha. Ama yok. Diyelim ki devlet sen bu maaşı bağladı. Seni de bunu reddetme hakkın yok. O parayı mecbur alacaksın. Pek olacağını zannetmiyorum da. Şayet böyle o zaman kendi ihtiyacı yoksa o zaman fakir olan mesela abi diyor? Akrabasına Hı. versin veya diğer fakirlere versin. Bu şekilde onların ihtiyacını karşılamış olsun. Çünkü zaten o fakir olan kişiler kendilerine bakımını temin edecek yakınlar yoksa onlara bakmak devletin görevi oluyor zaten. Burada doğrudan değil de dolaylı olarak onların ihtiyacını karşılamış oluyor. Bilmiyorum Eyvallah. yani bu konuda başka ne diyebilirim. Eyvallah hocam. Yani tabii o içeriği iyi bilmek lazım hocam. O devletin i̇çeriği iyi bilmek e, lazım. verdiğini. Bir de yani şimdi Evet devlet bir kanun koymuş. 65 yaşını dolduran ihtiyaç sahiplerine bir maaş bağlayacağım demiş. Hı hı. Ama sen biliyorsun ki 65 değilsin. Yani ona başvurmamak lazım. Eyvallah hocam. Seyircilerimize bir hatırlatmada bulunayım. Kıymetli seyircilerimiz sizler de aklınıza takılan soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımıza sesli videolu normal mesaj atarak yahut arayarak sorularınızı sorabilirsiniz. Değerli hocam yayın esnasında sorularınızı cevaplandıracak. Hocam Ankara'dan Süheyla Bey demiş ki namaz kılmak malum gençlere çok zor geliyor ve iş yerlerinin namaza göre ayarlanmaması da namaz kılmayı zorlaştırıyor. Bütün bunları düşünerek cem olayı konusunda ne dersiniz? Süheyla hanım almasın o. Artık bey efendim. Bilmiyorum <laughs> hocam. Şimdi, bu, bu, bunu bazıları mesele yapabilir. Eyvallah. Problem yapabilir. O zaman Süheyla isimli seyircimiz diyelim <laughs> hocam. Böyle diyelim daha iyi. Çünkü bu isim hanım ismine benziyor genelde tabii. Şimdi efendim e, namazları cem. Hanefi mezhebinin dışındaki mezheplerde şey olarak var. Yani e, diyelim bir kurum olarak var veya bir ilke olarak var. Hanefi mezhebine göre ki o öğleyle ikindi cem etmeyle, e, Müzdelife'deki akşam bile yastığı cem etmenin dışında cem diye bir şey yok. Hanefi mezhebine göre. Evet. Diğer üç mezhebe göre ilke olarak cem var. Teori olarak var. Yani bu dediklerimizin dışında da var. Ama ne zaman var, nasıl var? Burada kaynaklarda zikredilen şey bir yolculuk halidir. Yolculuk halidir. Ki bu Şafii mezhebinde var bu. Diğer Hanbeli ve Maliki'de zannediyorum. Buna ilave bir iki daha kalem var. Ama bu gençlik der namazların kılınmaması olayı, geçmişte tembellik olayı, bu mazeretlerin içinde değil. Değil. Ancak zamanımızda tabii bazı özel durumlar ortaya çıktı. Mesela buna hep şunu örnek veriyoruz bir doktor diyelim ki bir kalp ameliyatına girdi veya beyin ameliyatına girdi. O ameliyat öyle oluyor ki bazen 20 saat devam ediyormuş. 15 saat devam ediyormuş. Böyle durumlarda kişinin o ameliyatı bırakıp da namaz kılması gidip kenarda mümkün olmuyor imiş. Böyle durumlarda cem edilebilir. Bu bir şeydir, de zarurettir deniliyor. Ama onun dışında şimdi bu namaz vakitlerinin iş, iş yerlerinin, işverenin işte namaza izin verip vermemesi meselesi. Eğer burada bu engeli aşabiliyorsa aşmalı insanlar. Yani bir şekilde işverenden namaz vakti, namaz kılmalarına engel olunmaması mı temine çalışmaları gerekir. Evet. Çalışmaları gerekir. Ama bu yok, olmuyor, mümkün değil. Ki bu e, zannediyorum bu namaz kılamayan veya namaz kılmak isteyip de e, iş sebebiyle o vakitte kılamayan kişi açısından fazla yoktur. Yani bunun oranı yüzde %5'i geçmez tahmin ediyorum, tahminim. Çünkü bir namaz en fazla beş dakikayı alır. Farzlarlıklar sadece Hı -hı. diyelim. Ki burada cem edeceği şey öğle ile ikindi, akşamla yatsıdır. Cem. Ve bu da fazla zamanlarını almaz. Ve insanlar zorunlu ihtiyaçları için dışarı çıkabiliyorlar. Yani mesela abdest bozmak için çıkabiliyorlar ve buna da hiç kimse bir şey demiyor. Namaza da çıkarlar kanaatindeyim. Ancak şu olabilir belki günümüzde mesela İstanbul gibi büyük şehirlerde artık akşam eve dönme bir çile haline geliyor hepimizin başında. Evet hocam. Yani akşam namazının vakti efendim girdi namazı kılar çıkar tamam. Ama akşam namazının vakti girmeden önce diyelim ki aracına binmiş gidiyor. Veya toplu taşıma binmiş gidiyor. Fakat yatsı namazının vakti girdiği halde evine varamadığı oluyor. Ha bu kimse bu durumda olanlar e, yoldayken akşamı yatsıya tehir ederek cem etme niyetinde bulunabilirler ve yatsı namazı vaktinde cem ederek kılabilirler. Çünkü burada bir zorunluluk var. Zaruret var. Nedir o zorunluluk zaruret? Çünkü bu kimsenin akşam namazını vaktinde kılması mümkün değil artık. O zaman bunun yönünde iki seçenek var. Ya cem yapacak veya akşamı kaza edecek. E, cem yapması kaza et, bırakmasından daha efta faziletlidir. Ama gençlerin namaza karşı biraz bigane oluşları. Ya bunlar bigane diye biz cem caizdi derse kılacaklar mı? Yani o namaza uzak duruyorlarsa yine uzak dururlar zaten. O bir şey değil yani. Gerekçe değil. Yani bu iş yeri meselesi de çok fazla olacağını ben zannetmiyorum. Bunlar iş yerinde de namazı vaktinde kılmaya gayret etmeliler, çalışmalılar. Ama yapamıyorlarsa mesela yurt dışında falan bunlar söz konusu olabiliyor. Evet. O zaman bu zarurete binaen cemme niyetlenebilirler. Şimdi Süheyla Hanım'ın iki tane daha sorusu var hocam. Ee, hanım olduğuna kanaat getirdim. Çünkü sorusu e, şu şekilde bir tanesi. Yolculuk sırasında abdest alırken başörtüyü açmamak için kolaylık olsun diye başın arkasına mes yapıyoruz. Bazen başın dörtte biri olur diye. Bu caiz midir? Caizdir. Yani başın dörtte birini mesettiği zaman Hanefi mezhebine göre illa e, ön kısmından olması şart değildir. Başın herhangi bir kısmında dörtte birini e, mes zaman yeterli olur. Bir de altı meşin kalın bir kumaştan yapılmış mestler var. Mes ederken su geçirmiyor fakat üzerine su döktüğümüzde suyu geçirdi. Kafamıza bu kısım takıldı. Bu meslerle ilgili ne dersiniz? Caizdir. Mes yapılabilir. Hatta bu İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh e, münaal ve mukaam ifadesini kullanır. Yani çoraba üzerine mes yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Hı, hı. Sorunu karşısında. اِذَا كَانَ مُنَعَلًا اَوْ مُعَقَّبًا der. Yani e, tabanı eğer meşin deriyle kaplıysa veya üstü o zaman yapabilir der. Ki bu durumda tabanı zaten deri kaplı olduğuna göre ki bu konuda en e, sıkı tutan İmam-ı Azam'dır. İmam-ı Azam'a göre de caiz olur. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre zaten caizdir. Zaten o altı deriyle kaplı bayağı kalınca bir sorap o. Evet. Elini sürdüğü zaman ayağına geçmiyor. Zaten o öbür türlü üzerine su döktüğü zaman bazı derilere bile kenarlarından falan gidebilir. Ankara'dan Celal Çelik isimli seyircimizin sorusu. Yatılık engelliyim. Hocam akşama kadar yatakta sırt üstü yatıyorum. Gece annemin yardımıyla yüzüstü, yani karnımın üstüne yatıyorum. Kıl dönmesi ameliyatı olduğum için gece dinlendirmiş oluyorum. Yüzüstü yatmak Günah mıdır? Hayır, günah sorayım. olmaz. Yani burada bir zaruret var. Nasıl rahat edebiliyorsa yani hasta için bu yatış şeklinde biçiminde falan herhangi bir şey yok. Sınır yok. Nasıl vücut rahat ediyorsa o şekilde yatabilir. Tabii seyircimize ve tüm hastalarımıza Rabbim acil şifalar versin inşallah. Amin, hocam. Amin. Başka bir seyircimiz demiş ki: "Hocam ben fiziksel engelliyim. Normalde ayakta kılabiliyorum ama kendimi yorgun hissedince bazen sünnetle namazlarını veya farz namazlarını oturarak kılıyorum. Dinen caiz mi?" Tabi bu engellilik durumu nedir? Bilemiyorum. Sünnet namazları kılabilir. Yani sünnet namazlarda biraz daha rahatlık var. Ama hı hı. ayakta durmaya gücü yetiyorsa farzları ayakta kılsın. Hı. Ve özellikle de secde ediyorsa. Secde. Secdeye bunu katiyen ihmal etmesin. Ama ayakta duramıyor, bayılıyor, gözü kararıyor, düşüyor falan diyelim. O zaman oturduğu yerden secde ederek namazını kılabilir. Ama eğer ayakta durmaya biraz zorlanarak da olsa, gücü yetiyorsa namazı ayakta kılmalı. Çünkü biliyorsun kıyam ayakta durmak farzdır. Evet. Onu kaçırmamalı ama sünnet namazlarda biraz daha rahatlık var. Yani onu oturduğu yerden kılabilir. Adıyaman'dan Mehmet Reşit Sertbaş isimli seyircimizin sorusu. Özel bir şirkete çalışıyorum. İşler yoğun olduğunda ikindi namazının farzını ancak kılabiliyorum. Dün aynı şekilde sünneti terk edip farzı kıldım. Sünneti sonra kıldım. Bu doğru mudur? Şimdi sünneti terk edebilir o doğru da. Sünneti sünneti sonra kılması doğru değil. Hmm. Yani şimdi ikinci namazının eğer sıkışıksa, işi varsa, zamanı uygun değilse ikinci namazının sünnetini kılmayabilir. Evet. Ama bunu adet haline getirmemeli tabii. Ha, kılmadı, direkt farzı kıldı. Ama farzdan sonra artık bir daha sünnet kılınmaz. Çünkü ikindi namazının farzı kılındıktan sonra, akşam namazına kadar, akşam namazı kılınacağı kadar, arada nafile namaz kılınmaz. Nafile namaz kılınmaz. Onun için e, ikinden sonra sünnet kılınmaz. Eğer öyle e, namazdan önce, farzdan önce kılamamışsa, tamam öyle kalır. Ha, öğleyi eğer, diyelim bir camiye gitti öğle namazının farzına durmuş imam o sünneti kılmaz. Ölenin farzını kıldıktan sonra önceki sünneti kılar. Evet. Ama ikindi de bu söz konusu olamaz. Sa hmm. evet, sabah namazında da olmaz mesela. Mesela sabahleyin camiye vardı kişi diyelim. Evet. İmam namaz kılıyor. E, cemaat başlamış. E, bu eğer e, imama yetişebileceğini mesela diyelim ki kapıdan girerken imam Allahu Ekber demiş başlamış. Ha bu bilir ki sabah namazında imamlar uzunca okur. Dolayısıyla ben iki rekat kısa surelerle sünnet kılıp cemaate yetişebilirim diyorsa, iki rekat sünnet kılar ve cemaate yetişir. Ama camiye girdi, imam rükuda veya son oturuşta sünnet kılsa cemaate yetişemeyecek. Sünneti terk eder ve farzına cemaate uyar ve ondan sonra da sünneti kılmaz. Çünkü sabah namazının farzından sonra sünnet kılınmaz. İkinci namazının farzından sonra akşam sonuna kadar... Sünnet nafile kılınmaz. Çetin Aslan isimli seyircimiz demiş ki namazın rekatlarından birinde iki yerine bir defa secde yaptığımızı namaz bitmeden hatırlarsak sehiv secdesi yeterli olur mu yoksa namazı tekrar mı etmemiz gerekir? Şimdi şöyle yapması lazım. Secdeyi iki yapacakken bir yapmış ya. Evet. Onu sohbet. ne zaman hatırladıysa o takdirde bir secdeye gider. Yani mesela kıyamda hatırladı diyelim. Tamam secdeye gider. Kalkar. Secde yapar kalkar. Hı hı. Ondan sonra sonunda sev secdesi yapar. Hı hı. Mesela son oturuşta hatırladıysa diyelim. Evet. Önce ne yapar? Bir secde yapar o hatırladığını. Hı hı. Ondan sonra iki rekat, iki defa son oturuşun secdesini yapar. Etayatı okur. sev secdesi yapar. Ondan sonra tekrar et okur, salli barik okur, dua okur ve selamını verir. Yani kaç defa secde yapmış oldu bu durumda? Beş defa. Bir, önceden yapamadığı secde. Evet. İki, son oturuşun secdesi etti üç. İki de sevgi secdesi etti beş. Hmm. Beş defa secde. Peki mesela hocam son oturuşta tahiyyat duasını okudu. Ondan sonra hatırladı ki ben bir secde eksik yaptım. O esnada hemen yine secdesini yapıp yapar. tekrardan oturup. Secdesini yapar. Ondan sonra sevgi secdesi yapar. Hmm. Eyvallah hocam. Hocam bu arada bir sesli sorumuz varmış. Dilerseniz Değil sorumuzu mi? dinleyelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Benim sorum şu. Ben Sultan Gazi'den Yunus Emre. Benim babaannem 2017 yılında vefat etti. Biz İstanbul'da oturuyoruz. Ee, yalnız babaannemin vasiyeti üzerine beni demişti ki köyüme götürün yani Siirt'e götürün demiştim. Yalnız Siirt'e götürmemiz için belediyenin verdiği araçların komple dolması lazımdı. Biz de tam dolduramadığımız için onu Siirt'e değil İstanbul'a depnettik. Bunun bir hükmü nedir? Yani Siirt'e değil İstanbul'a depnettik. Bunun bir günah veyahut da bir bebali var mı bizim üzerimizde hocam? Evet hocam. Hayır hiçbir sorumlulukları olmaz. Çünkü bu tür vasiyetlere uymak zorunluluğu yoktur. Geriye kalanların ve aslında normal olanı eğer ihtiyaç yok ise kişi nerede öldüyse oraya defnedilmesidir. Asıl olan budur. Ama tabii... genelde bizim halkımız cenazelerini işte kendi köylerine, kendi memleketlerine defnedilmesini isterler. Buna engel de yoktur. Şimdi daha eskiden bu biraz şey görülüyordu, yanlış görülüyordu başka yerlere götürmek çünkü. O zamanlar tabi günler alabiliyordu bu. Diyelim ki İstanbul'dan bir cenazeyi e, al, tokata götür. Evet. Kaç günde gidecek o günkü şartlarla? Yolda o cenaze kokacak. Efendim bir sürü sıkıntı falan. O yüzden vefat ettiği yere gömülmesi esas. Ama günümüzde öyle değil. İlaçlarla veya ne bileyim bu e, dondurucu olan... E, mor. Şey, Araç, araçlarla tabut var hocam klimalı tabut ya, var. O tabutlarla yani. filan e, cenazeye zarar verilmeden gideceği yere gidilebiliyor götürülebiliyor. Bunun da bir sakıncası olmaz. Eyvallah hocam. Seyircilerimize bir hatırlatmada daha bulunayım. Kıymetli seyircilerimiz sizler de merak ettiğiniz soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımıza sesli videolu mesaj atarak yahut arayarak sorabilirsiniz sorularınızı 7/24 yani ne zaman isterseniz o zaman gönderebilirsiniz. Biz o soruları derleyip hangi yayında size sorulacağını bildiriyoruz. O yüzden bizden haber bekleyin. Programımızı takipte kalmaya devam edin. Hocam bir seyircimiz demiş ki cünüpken yemek içmek gibi günlük işlerimizi yapabilir miyiz? Yapmasa iyi olur ama yapabilir. Tabii bu cünüplük hali bir Müslüman için ibadetten uzak kalma halidir. Hı hı. Dolayısıyla bir an önce e, yıkanarak, guslederek o durumdan kurtulmalıdır. Esas budur. Ama yıkanamamış bir şekilde yemek konmuş. En azından bir elini ağzını yıkayarak yemeğini yer. Mesela bu Ramazan'da sahur yemekleri için daha çok belki ihtiyaç olabilir. Yani geceden insan gusletmesi gereken bir durum başına gelebilir. Sahura kalktığı zaman vakit dardır. Gusletse sahur yemeyecektir falan. Böyle bir durumda bir yapabilirse bir abdest alır. Ya yani namaz abdesti dediğimiz abdest evet. alır. Eğer yapamazsa bir en azından elini, ağzını çalkalar. Elini yıkar, ağzını çalkalar ve yemeğini yer, ondan sonra da okusunu yapar. İstanbul'dan Hasan isimli seyircimiz "Ben bundan 10 sene önce esnaflık yapıyordum. Bana mal getiren biri sonradan ortadan kayboldu. Duydum ki mal aldığı yerlerde hırsızlık yapmış." Ondan sonra da bana uğramadı. Benim ona borcum kalmıştı. O borcu şimdi ne yapmam lazım? Eğer o kişiyi veya onun mirasçılarını biliyorsa, buluyorsa onlara o borcu ödeyecek. Evet. Ama yok, bilemiyor, bulamıyor. Onun adına o borcu sadaka olarak versin ama burada 10 sene bir gecikme var. Evet hocam. Ve 10 sene içerisinde o para değer kaybı olarak katlanmıştır. Hım. Yani on sene önceki bin lira bugün 2000 lira olmuştur en azından. Bunu hesaba katarak o sadakayı vermeli. Veya eğer o alacaklının yani bu kişinin borçlu olduğu kişinin e, şey e, kendisi veya e, mirasçılarını, yakınlarını buluyorsa onlara bu ödemeyi yaparken bu paranın değer kaybını da hesaba katarak ödemeli. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki ben hiç çalışmadan emekli oldum. Eşimin iş yerinde çalışıyor olarak sigorta ödeyip emekli oldum. Aldığım maaş bana helal midir? Bir de korona hastalığından ölen kişi şehit midir? Valla bu birinci soruya ben cevap veremiyorum. Niye cevap veremiyorum? Bu bir taraftan bazı yönlerle bakıyorsun caiz değil gibi. Niye Hı -hı. caiz değil? Çünkü burada kanuna karşı bir hile yapılıyor. Evet. Yani çalışmadığı halde çalışır gösteriliyor. İşin bu yönü var. Öbür taraftan efendim e, bu o kadar yayılmış ki yani bugün ülkemizdeki bu emeklilerin belki yarısı bu şekilde. Evet hocam. Peki bunlar haram mı? Bu şekilde bir yapmak haram mı? Direk haram diyemiyorum, mübah diyemiyorum. Valla bu, bu sorunun cevabını Diyanet'ten istesinler. Diyanet ona bir açıklık getirsin. Ve biz hepimiz rahatlayalım. Çünkü Eyvallah. o kurumdur orası. Hı hı. Kurum tabii toplu olarak burada iki türlü cevap hazırlama söz konusu. Bir kişisel var, ferdi var. Ki bizim yaptığımız o şimdi. Evet. Bir de cemai var. Yani toplum. Ya mesela diyelim ki Diriliş Yüksek Kurulu'nda 16 tane hoca var. Onların yanında efendim 80-100 kadar uzman var. Onların bu konuda bir çalışma yapıp sonuca varmaları bizim kişisel olarak fikir beyan etmemizden daha sağlam olur. Yapmışlardır hocam yani bunu. Ben yapalım. hiç bizim diyanetin cevaplarında böyle bir cevap var mı bilmiyorum. Genel anlamda sigorta ile ilgili hı hı. kararları var. ha Bu konuda bir cevaplar var mı bilemiyorum doğrusu. Eyvallah. Diğer soru. Diğer hocam. soru. Bulaşıcı hastalıkta ölme taun derler buna. Onun şehit hükmünde olduğuna dair rivayetler var. E bu korona da bir taundur. Bulaşıcı hastalıktır. İnşallah ondan ölenlere şehit muamelesi görür. İnşallah. Hocam 5 dakikamız var. Seyircilerimizin de soruları var. Seyircilerimizden birinin sorusu. Yemin kefaretinde 10 fakire bir günde yedirmek mecburi mi? Yoksa birkaç günde yapılabilir mi? Ayrıca Afrika ülkelerindeki 10 fakire bedelik gönderilebilir mi? Hepsi mümkün bunlar. Hepsi mümkün. Yani bir kimse 10 tane fakir bulup onlara iki öğün yemek verse yemin kefaretini ödemiş olur. 10 tane fakir bulup onları giydirse yemin kefaretini ödemiş olur. Bir fakire 10 gün yemek verse yemin kefaretini ödemiş oluruz. Beş fakire iki gün yemek verse, sabahlı akşamlı ödemiş olur veya parasını verse ödemiş olur. Ha, peki fakir olan ülkelere ben bunun parasını göndersem olur mu? Evet o da olur. Yani gönderir parayı 10 tane fakire orada verirlerse bu da bir problem olmaz. Seyircimizin diğer bir sorusu abdest alırken vesveseden dolayı şüpheye düşerek vallahi bir daha almayacağım diye yemin eden kişi Tekrar abdest aldığı takdirde yemin kefareti ödemek zorunda mı? Ödemek zorunda. Dilini yakacağım. Böyle <laughs> derler ya çocuklara. Böyle yemin olmaz. <laughs> bu şekilde yemin edilemez, edilmemeli. Çünkü evet. bu abdest her ne kadar mesela bir daha yemin ediyorsa adam namaz kılmayacağım diye çok büyük günaha girer. Allah'ın emrine karşı geliyor, işyan ediyor. Ya abdest de namaz için gerekli olan bir araç ibadet. Ya dolayısıyla yani abdest olmadan namaz olmuyor. Hı. Her ne kadar biz abdest aldık namaz kılmadan yeter bu demiyorsak da namaz kılmak için abdest almamız şart oluyor. O da bir ibadet oluyor. Evet. Dolayısıyla ibadet yapmamaya yemin etmek günahtır. Tövbe istiğfar etmesi lazım. Ve yemin kefareti de ödemesi lazım. Tabi abdest alıp alacak yemin kefareti ödeyecek. Yemin kefareti... Ödemeni canım? anlattık işte. Eyvallah. <laughs> Hocam son 3 dakikamız var. Şimdi bu kelami bir soru. Yetişir mi bilmiyorum ama seyircimiz İstanbul'dan Fatih Güzel. Mutezile, Cebriye, Şia ehli küfür müdür? Peki bunlar nedir? Evet. Yani bunların hakkında acaba bu Müslüman mı değil mi diye tereddüt etmemizi gerektiren şey ne bu izleyicilerimiz? Tabi dediğin gibi bu bir kelami bir meseledir. Evet. Şimdi ama bir iki cümle. Cebriye diye anılan fırka, grup, mezhep. Şimdi zamanımızda öyle biri yok. Onu söyleyeyim. Yani bunlar kaderi, her şeyi kadere bağlıyorlar. Ve kul iradesini yok sayıyorlar. Cebriye. Hatta bu ifade edilirken şöyle. Nasıl ki bir tüy, rüzgarın önünde rüzgar ne tarafa onu sevk ederse, oraya gidiyorsa, buna karşı herhangi büyük gücü yoksa, insan da kaderin önünde öyledir. Yani bizim irade dediğimiz, irade cüz'iye dediğimiz şey onlar yok sayıyor. Cebriye bu. Mu'tezile tam bunun dışı. Kaderi inkar ediyor onlar tamamen. Kaderi tamamen inkar ediyor. Kader diye bir şey yok. İnsan kendisi yapar, kendisi bulur diyor. Ha. Ehli sünnet ise kadere de inanıyor. Kader var diyor. Ehli sünnet dediği bizleriz. Yani o çoğunluk olan Müslümanlardır. Ki zamanımızda da zaten kurumsal olarak bunlar vardır. E, kader var tamam inanıyoruz. Ama bizim irademiz de var. Allah bizi bazı şeyleri yap da serbest bırakmış. İrademizi daha doğrusu sevk etmede. Dolayısıyla ikisinin ortası. Şia tamamen farklı bir şey. Onlar daha çok işte Hazreti Ali'nin taraftarları diye çıkmış. Onların da bizim yani bizim derken ehli sünnetin e, inançlarına aykırı bazı inançları var. Mesela onlar bazı sahabileri sahabe saymıyor, onları küfrettikleri oluyor. 12 imam var, onları masum Hı. görüyor peygamberler gibi. Efendim son imam Mehdi'nin kayıp olduğunu düşünüyorlar falan. Evet. Ama bunlara kafir dememişler bildiğim kadarıyla. Ha Günahkar olabilirler çünkü peygamberimizin hadisi var. Benden sonra ümmetimin 70 küsur fıkraya ayrılacak. Bunlardan biri hariç diğerleri cehenneme gidecek diyor. Dolayısıyla bunlar günahkar olabilir. Ama bunlar kafirdir dediklerini ben bilmiyorum. Hatta özellikle Mutezile alimler içerisinde ve Mutezili itikadında olanlar içerisinde çok iyi alimler var. Mesela Zemahşeri var değil mi? Evet hocam. Zemahşeri tefsir sahibidir. Ve e, bu şey dile dayalı tefsirler içerisinde yani nakli olan değil de diğerinde en çok başvurulan eserlerden birisidir. Ama muhtecilidir. Ve hmm. ona hiç kimse kafir dememiş bildiğim kadarıyla. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Şey, Allah sizden razı olsun. Süremizin sonuna geldik. Bizler e, her geçen gün sizden istifade ediyoruz. İnşallah Rabbim istifade ettiklerimizi amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Her programda dile getirdiğimiz üzere. Kıymetli seyircilerimiz, İslam dışında günümüz meseleleri programımızın bugünkü bölümünün sonuna, gel sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya içi gün saat 17 ve 18 arasında sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.